Bir şey söyleyeceğim. İçecek alacağım hemen. Hemen bir içecek alacağım efendim. Bir de lavaboya girip geliyorum. Okey midir herkes buna? Bunu herkes okey midir? Ben gidiyorum hemen. İçecek alıyorum. Ben buradayım. Kendime bunu açacağım. Ben gelene kadar chatim. Chatim şu anda aşağı tarafta gözükmüyor olabilir ama chatimle beraberiz şu anda. Chatim. Selam ver. El salla chatim. El salla. Hemen gidiyor geliyorum. Hemen. İki dakikayı buradayım efendim. Boşladım sandın değil mi? Birazcık olabilir. Ama insanların birbirini sürekli gereksiz eleştirdiği ve içlerindeki nefretleri böyle çıkardığı bir dönemde gerçek eleştirmenlerin nasıl ortaya çıktığını öğrenmek ister misin? O bilgi bende değil. Ben de onlardan biri değilim zaten. Ama her neyse, bugün gülene kadar şeyi izleyeceğim. Şey... Ne lan bu videonun başlığı? Sen benim için doğdun hemen benden... Lanet olsun! Biri panik atak geçiriyor burada. Biliyorsun ki bu surat ifadesi asla oyun yapmadığı zamanlarda gülmez. Dünyadaki hiçbir şey komik değil çünkü. Koca bir boşluk, karanlık içinde sürüklenip gidiyoruz. Ve insanların sizden küçük gördüğünüz hareketleri size komik geliyor. Evet, bu videonun konsepti belli oldu. Komik şeyleri izletip sonra moralinizi bozacak. Oo, karizmaya bak. Osman, ters bir bakış at bir. Vay, keşke sen gibi olsam. Onu tekrar bir dönüş, sert bir dönüş yap. Abo! Bu bir filtre mi lan? Bunu denemem lazım. Herkes bir şekilde yolunu buluyor. Herkesin kendine göre karakteristik bir özelliği var. Ve bunu en vurgulayıcı şekilde internete atıp bundan ünlü olmak çok kolay. Bana şaka lazım. Böyle komik bir şaka istiyorum. Ki güleyim. Beni güldürürken düşündürürsün ve sonra derinlere daldırsın, depresyona soksun falan işte. Geldim. İzniniz olsa başından bir bakmak isterim. Ay. Diş macunumu süreyim. Yara oldu be, yaranın üstüne diş macunu sürülür mü? Sürülmez. Ay, en yakın arkadaşım evleniyor. Yine aklıma geldi. Nereden geldi diye sormayın. İki oyun çektim, ortalığı boşladım sandın değil mi? Birazcık olabilir. Ama insanların birbirini sürekli gereksiz eleştirdiği ve içlerindeki nefretleri böyle çıkardığı bir dönemde gerçek eleştirmenlerin nasıl ortaya çıktığını öğrenmek ister misin? O bilgi bende değil. Ben de onlardan biri değilim zaten. Ama her neyse, bugün gülene kadar şeyi izleyeceğim. Şey... Beni çok güldürüyor cringe videolar ya. Ne lan bu videonun başlığı? Bu hastalıktan nasıl kurtulayım acaba? Lanet olsun! Biri panik atak geçiriyor burada. Biliyorsun ki bu surat ifadesi asla oyun yapmadığı zamanlarda gülmez. Dünyadaki hiçbir şey komik değil çünkü. Koca bir boşluk, karanlık içinde sürüklenip gidiyoruz. Ve insanların ben sizden küçük gördüğünüz hareketleri size komik lan. Geliyor. Evet, bu videonun konsepti belli oldu. Komik şeyler izletip sonra moralinizi bozacak. Ben asla izlemedim bunu. Osman, ters bir bakış at bir. Vay, keşke sen gibi olsam. Onu... Tekrar bir dönüş, sert bir dönüş yap. Abo! Ha, efekt. Vallahi izlemedim ya. Bunu denemem lazım. Herkes bir şekilde yolunu buluyor. Herkesin kendine göre karakteristik bir özelliği var. Ve bunu en... Lan ne oldu lan bana? Ben niye gülemiyorum? Vurgulayıcı şekilde internet attım. Ha, dün siz molada izlediniz. Özdüm. Bana şaka lazım. Böyle komik bir şaka istiyorum. Ki güleyim. Beni güldürürken düşündürürsün ve sonra derinlere daldırsın, depresyona sok.
19-22 Ağustos tarihleri arasında A101'de. Sarımsağın kilosu 19-22 Ağustos tarihleri arasında A101'de. Sarımsağın kilosu Ya onu hayal edince o kadar komik oluyor ki. Olsun falan işte. Saçınız abi saçını tarayınca düz oluyor demiş. Deneyelim. Şimdi saçımı tarıyorum. Evet taradım ama bu birini andırıyor. Bakalım kim olacağım. Bir dakika, videonun amacı gülmemekti ya. Oo, hayır hayır hayır, bunu saymıyorum. İnek zayıf nokta, tamam mı? İnek taklitlerinde zaafım var. Kendini kalbine koy. Koydum. Atıyor mu? Evet. Durana kadar benim olur musun? Ya evet. İşte sevdiğim kıza böyle söyleyeceğim. Ne? Çok iyi. O ne? Az önce dediğimi hatırlıyorsun iyi, değil mi? Çok iyi. Meme dansı. Adam kendi karakteristik özelliklerini hiçbir neden olmaksızın gösteriyor. Ve bu muhteşem. Bayıldı. Bence. Yok. Yok. Benim rengim ne? Siyah tabii ki. Siyah. Denize girsem öyle ne oldu? Bilmiyorum sana buyur. Karadeniz. Ah. 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 Şey değil kanka. Mi? Aha. Neden Türkiye'de kraman yok artık? Hadi bilmiyor, bana söyle. Çünkü Batman var zaten. Ah. Arkadaşım bana kodu dese öyle ne oldu? Kanka ne oldu? Dedikodu. Ah. Yok. Yok. Bu arkadaş ortamında olmak için çok şey verirdim. Eğer bu videoyu çekenler bana ulaşırsa arkada yapan adam olmak isterim. Ben de olabilirim. Bana hareketler yapma, markete gidelim de canımı zondurma çekti. Bak yapma, düşeceğiz şimdi aşağı, yapma. Canını asırayım senin lan. Yiğitelim. Düşüyoruz lan. Tabii ki gördüğünüz gibi asansörde kaldığınızda yapacağınız ilk şey bu iki abi kardeş ve bolca dudak parlatıcısının yaptığı gibi videoya çekmek. Zonturma mı dedi bu arada? Oh wow. Kurtaranımız yoktu. Ne biçim? Ay bir gün ölürsem yukarıdan sizi izlerken ben. Oh wow, kurtaranımız yoktu. Yeter ağla biraz daha. Erken kaldı, kim kurtaracak? Ağla biraz daha. Ne oluyor lan şu an? Bak kahretmesin seni he. Bak kahretmesin. Niye paraladın kendini? Şimdi dondurma falan almıyorum sana. İşte burada da akıllılık etmeyen bir toplumun cezalandırılma ve ödül sistemine dayalı çok derinlerde yatan bir imgesel çalışma... Ne diyorum yani ya? Nope. Bu bir savaş ilanıdır! Bu bir savaş ilanıdır! Bu bir savaş ilanıdır! Jackson, kes! Kes o çeneni, kes! O dilini senin koparsırım! Keseceksin! Biz buna influs... Şu an ne oluyor orada? Ne oluyor orada? Tam olarak ne yaşanıyor orada? Her şey geçtim. Bu pijama takımının linki ne zaman gelir? Ne zaman gelir pijama takımının linki? Hangi tarihler arasında? Bana lazım çünkü. Bana değil, bir arkadaşa lazım bu tavşanlı pijama linki. Üç harflerle Harun'un dedesi kameralara yakalanmış. Kusura bakmayın. O dilini senin koparsırım, keseceksin! Biz buna influencerlar evreninde, yan odada babam uyuyor o yüzden video çekerken bağıramıyorum sendromu diyoruz. Emin olun bu yollardan çok fazla geçiyor. İlk videolarıma bakarsanız genelde böyle konuşuyorumdur. Çünkü aile bireylerimin ne yaptığım hakkında hiçbir fikri yoktu. Hiç. Benim de. Gece kola içerken çink. Bakkal amca. Sarı kola var mı dedim. Dedi ki normal kola var dedi. Bakkal amca senin ananı avladınız.
Galiba ben anlamadım. Ben bir boktum dırırıp dırırıp. Baştan koktum dırırıp dırırıp. Ben de geceleri tam uykuya dalmadan önce pişmanlıklarım tarafından bu şekil kovalanıyorum. Ben sana demedim mi bana güvenme hayvan olur hayvan. Ama Mikaron yanlış bilmiyorsan burada full troll değil mi yani? Full trollüne yapıyor ya. Paso trollüne yapıyor yani. Paso. Ben sağlıkçıyım. Dragon ölsün. Ben burada komik olan video değildi. Ortaokulun son günü ölsün. Bir anlık Russ'a o kadar benzettim ki. Super Massive Lace. Bir an o kadar benzettim ki Batu'ya. Öyle böyle değil abi. Ben burada komik olan video değildi. Ortaokulun son zamanlarında bir proje ödevi olarak sosyal bir deney yapmam gerekiyordu. Ve bizim de planımız Eskişehir'in en kalabalık yerinde bir grup insan birbiriyle takılırken aniden bayılırsa ne olur? Temalı bir şeydi. Yaklaşık 10 kişiydik ve hepimiz aynı anda yere çöküp bayıldık. Ve hiçbir şey olmadı. İnsanlar yanımızdan geçip gidecek. Tabii ki o videoları imha ettim ama bu video 6 milyar like falan gelirse bulurum. Korona mısın? Ne? Koronası ya? Misin değil mi bro? Yani ha ha çı korona mısın? Ne koronası ya? Misin değil mi bro? Yani. Bir dakika, her çektiği çizgide diğer karaktere mi dönüşüyordu? Buradaki sinema bu muydu? Ama ses değişmedi ki. Oyo, eskilerden bir trend geliyor. Müthiş. Bromance. Yeah, oh yeah. İşte, yani düşünsene mesela işte sabah 8 akşam 5 çalışmışsın. Böyle ışıklarda bekliyorsun. Önünde böyle bir olay dönüyor ya. Böyle bir şey yani önünde. İpotetik de ezerim demiyor mu? Evet olsun, biz de bu sosyal deneyde öyle gözüküyorduk işte. Abi bu videolar başlıyor bitiyor ama hiçbir şey olmuyor, ben anlamadım. Niye böyle videolar verdiler bana? Sinirsel bir kış. Verdiğim paket hala elime ulaşmadı, durumunu öğrenebilir miyim? Geldik evde bulamadık. Geldik evi bulamadık. Gelecektik, paketi bulamadık. Ne paketi ya? Bir düşün, eğer bu post 2010 yılında Facebook'ta olsaydı bir muhtemelen şöyle görünecek. Bir patlardı var ya. Where's Garrett? Bir dakika, o son videoyu bilerek izlemedik. Olay. Gece gece gelen periler. Benim kapı numarası. Seksi bir kadın. Bir dakika, o son videoyu bilerek izlemedik. Olay çok kontrolden çıkmaya başladı. Durmam lazım. Zaten bu videoyu da neden çekiyorum bilmiyorum. O yüzden ben gidiyorum. Çat diye bitti. Gidiyorum dedi ve gitti gerçekten. Tebrik ediyorum. Donunu çekerek bitirdi bu arada.